Orası benim otağım. Burası da benim otağım. Pargalı, hazır mıyız yola çıkmaya? Hazırız hünkârım, az kaldı. Tophaneden haber geldi. İki parçalı topunuzu dökmüşler. Göstermek için heyecan içindeler. Âlâ. Hemen gidelim. Casuslar cirit atıyordur etrafta. Sefer zamanı ve istikamet hususunda telaş içerisindedirler. Bilmiyorlar hiçbir şey. Yarın öbür gün sevkiyat başlasın, o zaman anlarlar Anya'yı, Konya'yı. Biz iki ayrı yere otağı kurup tuğ dikeceğiz. Doğu için Üsküdar'a bir otağı, batı için Davutpaşa sahrasına doğru bir otağı kuracağız. Doğuya ve batıya. Sersem olacaklar. Majesteleri. Beni rahatsız etmeyin demedim mi? Affedersiniz. Çok önemli bir haber geldi Venedik'in Konstantinopol elçisinden. Osmanlı savaş kararı almış. Bize mi savaş açmış Osmanlı? Nereye olduğu bilinmiyor ama elçi muhtemelen bize saldıracaklarını düşünüyor. Osmanlı düşünür ama yapamaz. Ama eğer aklını kaybedip de gelirse Süleyman'a öyle bir ders veririm ki kaçmak için şansı kalmaz. Onu atının üstünde gömerim Budin Ovası'nda. Çekil başımdan. Çekil Andre, çekil. Anlat matrakçı. Hünkârım, buranın yiğit ve hünerli ustalarıyla öyle bir top döktük ki cihana değer. Göreceğiz matrakçı. Cihana mı değer, göreceğiz. Birleştirin. Ya Allah! Ya Allah! Ferhat Paşa Şam'dan Kayseri'ye geçti. İran'dan Şah İsmail'den gelecek bir tehdide karşı ordunun bir bölümünü orada mevzide tutuyor. Mısır, Şam ve Diyarbakır Sancak Beyleri emniyeti sağlamış vaziyetteler. Yol üstündeki kadılara, beylere, valilere talimat verildi. Yollar, köprüler tamir ediliyor. Depolar erzakla takviye edildi. Anadolu'dan 30 bin deve tedarik edildi. Küçükbaş ve büyükbaş sürüler köylüden satın alındı. Hünkârım, Rumeli'den 15 bin Azep askeri sefer için hazır. Edirne'de bize katılacaklar. Ferhat Paşa da Rumeli'de katılsın bize. Ahmet Paşa, sen de tez git Edirne'de ordunun toplanmasına nezaret et. Lalam Kasım Paşa, biz seferdeyken devlet-i aliye sana emanettir. Hünkârım, bu şerefli görevi bana tevdi etmeniz benim için onurdur. Gözünüz arkada kalmasın. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun. Senyor Balios, nasılsınız? Umarım işleriniz yolundadır, Sinyor Joşa. İyidir efendim.
Duydunuz mu? Davut Paşa'da bir otağı kurulmuştu. Şimdi de Üsküdar tarafına Yeni Saray'a bir otağı kurulmuş. Peki ordu savaşa hangi yöne gidecek bu durumda? Kim bilecek? Saraydan hiçbir haber sızmıyor. Herkes sır küpü. Il Sultano impazito. Gioca con noi. Süleyman Han Hazretleri. Gazan mübarek olsun hünkârım. Allah'a emanet ol. Saraydan çıktıktan sonra rahmetli babamın türbe ve caminin ilk tuğlasını ellerimle koyacağım. Duamı da eder, öyle yola revan olurum. Malum. Gidip de dönmemek var valide. Bizik taşı dikelim de arkası gelir. Aslan parçası. Baba ben de geleceğim kafirle savaşa. Kılıçtan geçiririm, kellerini de sana veririm. O kutlu günlerimiz de gelecek inşallah. Mustafa'm. Ne fetihler yapacağız birlikte. Mektebi, hocaları ihmal etmek yok ona göre. Baba bana hep mektep deme. Tören başlıyor. Gitme vakti. Dualarınızı eksik etmeyin.
Konstantinopolis böyle bir savaşa gidiş töreni görmedi. Sabahtan beri halk sokaklarda padişahın sefere gidişini kutluyor. Osmanlı savaşa başarıya hasret kalmış. Ordu çok düzenli ve çok kalabalık. On binler sokakta. Sultan Süleyman geliyor. Macaristan'ı yok edecek. Halk yemin ediyor. Lajos'tan intikam almaya geliyor Sultan Süleyman. Ben Süleyman, Sultan Selim Han'dan olma. Hafsa Valide Sultan'dan doğma. Devlet-i Aliye'nin 10. hünkârı. Safevilere, Mısır memlüklerine, Abbasilere, Suriye, Filistin, Hicaz mülküne, İpek ve Baharat yoluna, denizlere, çöllere hükmeden Osmanlı mülkünü ebedi kılan mirasın yegane sahibi. Ben Süleyman, doğudan batıya koşan atlarımın sancağını en batıya kadar götürmeye yeminliyim. Kullarımın refahı için, adalet için yeminliyim. Ayağımın değdiği her toprağa huzur, güven, bereket getirmeye yeminliyim. Bu menzilden sağ dönmeye, geride bıraktığım saadeti yaşamaya...